Aleyna Çakır öldü mü yoksa öldürüldü mü? Kazın cinayetlerini durduracağız. Henüz 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın cansız bedeni Ankara Keçiören'deki evinde ölü olarak bulundu. Birlikte yaşadığı erkek arkadaşının akıl almaz şiddetine maruz kalmış, ölümüyle ilgili pek çok şüpheyi de ardında bırakmıştı. Olay kayıtlara önce intihar olarak geçti. Ancak adli tıp incelemesine göre aslında bu ölüm intihar değildi. Bize göre intihar suçu verilmiş bir cinayet. Sevgi doluydu. Güldün güldü, gözünün içi gülüyordu. Asla gel canına kıyacak bir çocuk değildi o, değildi. Adli tıp kurumunun asılma sonucu ölüm raporunun ardından savcılık bu kez DNA karşılaştırması istedi. Aleyna'nın tırnağından çıkan DNA'lar ve çıkan sperm Ümitcan'a uygun ait. Bağlan oğlum, sen suçlusun. Söylücüler böyle diyorlar diyenlerin hepsi. O arkası dönük konuşanların hepsi. Hepsinden şikayetçi. Aleyna'nın cenazesini yıkayan anne de kızının her yerinde morluklar olduğunu söyledi. Çocuğumun sağlam bir yerini koymamış, her tarafını kırmış, kemiklerin her yerini kırmış. Onu çok özlüyor, yoksa benim ciğerimi kavurdu. Kızlarının ölümünden sonra soru işaretiyle yasını tutan Aleyna'nın ailesi, şüpheli ölümün sır perdesinin aralanmasını istiyor. Şüpheler, iddialar, adalet arayışı bir yana, hayatının baharında genç bir kadın artık aramızda yoktu. Aleyna'nın hayalleri, umutları yarım kaldı. Analar, babalar, kardeşler ağlamasın. Bacılar ağlamasın, yanmasın artık.